Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün de Orta Karadeniz'de Hititlerden başlayarak günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Amasya'dayım. Amasya'da gezeceğiz. Amasya'da sizleri kendimle birlikte gezdireceğim. Hadi hep beraber gezelim. Umarım gezimiz hoşunuza gider. Hadi video başlasın arkadaşlar. Amasya'nın içinden geçen Yeşilırmak Nehri arkadaşlar. Amasya'ya daha önce birçok kez geldim ama içinden abi, geçtim ya da böyle kısa bir şekilde molalar falan verdim. Böyle yemek yedim ama pek Amasya'yı gezme imkanım olmadı. ...7500 yıllık geçmişiyle Orta Karadeniz'de bulunan nadide şehirlerimizden olan Amasya arkadaşlar. Burası da görmüş olduğunuz kaya mezarları. Kralların kaya mezarları, kral kaya mezarları diyorlar buralara. Ben Amasya'ya geldiğimde bazı arkadaşlarım bana abi Amasya'da gezilecek, görülecek çok fazla yer yok ki dediklerinde onları biraz böyle sert bir dille eleştirmiştim. Ya arkadaşlar yani şu güzelim Amasya'da gezilecek, görülecek hiçbir şey yok mu? Şuradaki camilerin tarihine baksanıza. Yani şu manzara için bile buraya gelindir yani. Yok Amasya'da bir şey yokmuş. Yani daha sen ne arıyorsun abi? Helva mı arıyorsun? Lokum mu arıyorsun? Buyur. Yani Amasya'da bir şey yok mu abi? Valla kral da olsan, kraliçe de olsan hiç sıkıntı değil. Bir gün o şerbeti içeceksin. Ölüm eninde sonunda gelip seni bulacaktır. Manzaraya baksanıza ya. Vallahi tarih kokuyor. Mistik. Yani böyle baktığınız zaman Yeşilırmak aradan geçiyor. Böyle güzel bir şekilde. Şöyle bir bakın. Hemen bu tarafa döndüğümüzde ise arkadaşlar hemen şurada ağaçların arka tarafında kaldı. Orayı da göstereyim. Bakın. Şurası da arkadaşlar Kral Kaya mezarları. Birinci Mitridates'in mezarı. Yanında Ariobarzan'ın mezarı. Hemen yanında oğlu ikinci Mitridates'in mezarları. 5 Kral Kaya mezarından ilk üçü burada arkadaşlar. Mağazalar, küçük küçük dükkanlar sizi burada karşılıyor. Genellikle magnetler. Bunlar ne abi ya? Abi bu ne ya? Şiddet. Yalnızsın. Hakkı kötektir. Baksanıza. Böyle şeyler var arkadaşlar. Yani bu manzarayı göstermemek olmaz herhalde değil mi? Haksızlık olur. Baksanıza. Aynen. Kuş da geldi var ya tam üstünden geçti ha. Manzaraya doyum olmuyor arkadaşlar. Vallahi doyum olmuyor. Arkadaşlar burası da Sultan II. Bayezid Camisi ve Külliyesi. Şadırvanı. Şadırvan.
Çok güzel yapılmış. Bayezid Cami. Hey maşallah. Çok güzel ya. Adamlar sanatçıydı, sanatçı. Made in Amasya. Amasya'nın en işlek caddelerinden birisi arkadaşlar. Burası en büyük caddesi. En işlek caddesi burası. Cadde Mustafa Kemal Caddesi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi. Burmalı Minare ve Camisi arkadaşlar. Selçuklu Sultanı 2. Piyasettin Keyfüsrev zamanında Vezir Ferruh ve kardeşi Hazinedar Yusuf tarafından 1237-1247 tarihleri arasında inşa edilmiş bir cami. Buraya Sel Ağzı Deresi diyorlar ama dere kuru. Bir şey yok arkadaşlar. Burada da böyle bir oyuk var ama böyle bir şeyler oymuşlar buraya ama ne olduğu belli değil. Buraya herhangi bir yazı, herhangi bir şey koymamışlar. Bunlar da kaya mezarı olabilir mi diye düşünüyorum ama olabilir de yani. Ya ne güzel yerler var burada. Baksanıza Bahçeli Saray. Restoran olmuş. 1326 yılında Taceddin Mahmut Çelebi tarafından yaptırılan Gümüşlü Camisi arkadaşlar. Tarihi Saat Kulesi. Amasya Valiliği. Şurada ileride de Amasya Belediyesi var arkadaşlar. Şuraya tımarhane, şifahane diyorlar. Burayı sordum. Buranın, yani buradaki beyefendilerin hepsine sordum. Hiç kimse buranın ne olduğunu bilemedi. Yani burası da muhtemelen oranın bir parçası olabilir. Buranın ne olduğunu bilen Amasyalı arkadaşlar varsa yorum kısmına yazsınlar. Ya da Amasyalı olmanıza da gerek yok, yazarsanız çok sevinirim. Anadolu'nun ve Avrupa'nın ilk akıl hastanesiymiş arkadaşlar burası. Bimarhane diyorlar, şifahane diyorlar, tımarhane diyen de var buraya. Böyle bir yapı. Ama üzerinde bimarhane yazıyor. Sabuncuoğlu Şerafettin'in büstü. Yapı ise 800 yıllık bir yapı arkadaşlar. Müze kart geçmiyor burada. Özel bir müze olduğundan dolayı 5 lira giriş bedeli ödeyerek içeri girebiliyorsunuz. Değerli dostlar, Mehmet Paşa Camisi Sultan 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Ahmet'in lalası Mehmet Paşa tarafından 1486 yılında yaptırılmıştır. Külliye, cami, türbe, imarethane, ibadethane, tabakhane, Türk hamamı ve handan oluşmaktadır. Hamam da zaten şurada ileride Mustafa Bey hamamı diyor. 1436 yılında yapılmış. Ama burası böyle yapılınca toplam olarak böyle bir külliye şeklini almış arkadaşlar. Burası da Amasya Belediyesi dostlar. Hemen Yeşil Irmağın kenarında. Burası da Saat Kulesi arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz muhteşem yapı arkadaşlar, tarihi Hazeranlar Konağı dedikleri konak, elden ele değişmiş. Aslında burası bir defterdar tarafından yaptırıldı. Fakat görevi nedeniyle yurt dışına gitmek zorunda kaldı. O yüzden kız kardeşi olan Hazeran tarafından kullanıldı. O yüzden de Hazeranlar olarak bilindiler bunlar. Burası bu muhteşem yapı Hazeranlar Konağı arkadaşlar. Harşena Kalesi
ya da Amasya Harşana Kalesi olarak bilinen kaleye geldim. Müze kart geçersiz burada. 5 TL ücret ödeyerek şu elimdeki bileti alıyorsunuz. Harşana Kalesi'ni dolaşabiliyorsunuz. Kaleyi ziyarete geldiğinizde muhakkak yanınıza sıvı bir şeyler getirin. Yani tüketeceğiniz bir sıvı bir şeyler getirin. Çünkü kalenin en üstünde veya kalenin girişinde falan herhangi bir kafeterya, büfe gibi bir şey yok. Ağzınız kuruyacaktır, buna eminim. Yorucu çünkü. Bir de artı sağlık sorunu olan abiler, ablalar, sağlık sorunu olanlar gelmesinler. Yani bilmiyorum, hani gelirlerse ciddi bir sıkıntı yaşayabilirler çünkü bayağı yüksek. Bir de bu basamakları mesela şöyle göstereyim. Bu basamakları ikişer ikişer çıkabilirsiniz. İkişer ikişer çıkın. Çıkamıyorsanız da zaten sorun yok ama tansiyon ve şekeri olanlar biraz dikkat etsinler. Çünkü yorucu. Yorucu. Ha çıkılmaz mı? Dinlere dinlere çıkabilirsiniz. Sıkıntı olmaz yani. Ferhat ve Şirin için bir müze yapmışlar. Hep beraber bir gidelim. Bakalım müzede ne var? Bir görelim arkadaşlar. Ben bir de oraya daha gitmeden önce bir de buraları size göstereyim. Hani nasıl bir çalışmalar yapmışlar, nasıl bir şeyler yapmışlar oraları da göstereyim arkadaşlar. Burada böyle sembolik bir çeşme yapmışlar arkadaşlar. Bu çeşmenin yeni olduğu belli. Üzerinde Ferhat Şirin, Leyla Mecnun, Züleyha falan bir şeyler yazıyor. Arkadaşlar bu gerçek mezarı değil. Yani Ferhat'la Şirin'in gerçek mezarı değil. Ferhat'la Şirin'in gerçek mezarı çok ters bir tarafta. Yani şu kayaların, şu dağların arka taraflarında bir yerlerde ulaşması mümkün değil. Ben oraya gitmeye çalıştım ama maalesef ulaşamadım. Ferhat'la Şirin'in hikayesini ben size anlatmaya çalışayım. Şimdi derler ki Ferhat bir nakkaşmış. Mehmene Banu diye birinin köşkünü böyle şey yaparken, boyarken Şirin'i görür. Yani onun kız kardeşi olan Şirin'i görür ve Şirin'e aşık olur. Sonra Şirin'i istetir. Şirin'i istetir fakat Mehmene Banu ona şey yapar. Şart koşar. Diyor ki işte elma dağını delip su getireceksin. Eğer o suyu bu ulaştırırsan, o suyu bize doğru ulaştırırsan ben kız kardeşimi sana vereceğim der. Ferhat çalışmalara başlar. Yani neredeyse çalışmaları bitirecektir. Bu Mehmene Banu dadısını gönderiyor. Diyor ki git ona haber ver de ki Şirin ölmüştür de. Dadıdan haberi alan Ferhat dayanamaz ve elindeki külünkü havaya fırlatır. Havaya fırlattığı zaman külünk gelir onun başına isabet eder. Ferhat orada ölür. Ferhat'ın öldüğü haberi Şirin'e ulaşınca da Şirin geliyor. Ferhat'ı o şekilde öldüğünü görünce Şirin de kayalıklardan yuvarlanarak yuvarlanıyor. Yani o şeyle artık kendini atıyor mu, artık nasıl yuvarlanıyorsa düşüyor, ölüyor arkadaşlar. Onun için Ferhat ve Şirin'in aşkı hep dillere destan olur. Böyle bir hikayesi var arkadaşlar. Ben bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalıştım. Şimdi gidelim, burada su yolu diye bir yer var. Yani güya Ferhat'ın dağları delerken yani yapmış olduğu su yolu var. Orayı bir size göstermeye çalışayım. Şimdi burada Ferhat su kanalı diyor. Ferhat su kanalına doğru bir gidelim bakalım. Buradan çıkıyoruz. Herhalde Ferhat'ın su kanalı arkadaşlar burası. Abi bunu bir insan mümkün değil yapması ya. Yani hakikaten aşkın için sen bunları yaptın mı ya? Abi sence Ferhat mı kazımış burayı? Vallahi herhalde o kazımış abi. Abi diyor vallahi herhalde o kazımış. Mümkün değil yani. Yani şimdi bazı şeyler vardır. Gerçek olan şeyler vardır. Bu taş da öyle kolay kazılacak bir taş değil yani. Ha. Taşa baksanıza. Mermer gibi taş. Sert bir taş. Sert bir kaya. Baksanıza. Bu bence Ferhatlık bir iş değil abi. Ferhat'a Allah rahmet etsin. Ama bu Ferhat'ın işi değil bence. Baksanıza abi burada
İşçilik var ya. Ferhat bunu var ya. Ferhat değil. Ferhat'ın sülalesi gelse bunu kazıyamaz ya. Bu farklı bir şey. Bu farklı bir tüner. Ferhat var ya 800 yıl kazısa 800 yıl. 80 yıl da değil yani. 800 yıl kazısa Ferhat'ın elinde hilti mi vardı abi? Murç, çekiç. Anladın mı? Bir murçla çekiçle. Abi biz bir murçla çekiçle var ya 2 metre bu kayayı kazamayız ya. Buyurun. Burada hep kapanmış zaten. Gördünüz mü ne kadar uzun olduğunu? Bakın. Ben yoruldum yani. Yürümekten ben yoruldum. Heh, buyurun. Ben şahsen buradaki kanalın Ferhat Su Kanalı olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü Ferhat değil 10 yıl, 40 yıl, 80 yıl, 800 yıl kazısa o dağın etrafından o kanalı buraya getirmesi, şuranın etrafından dönmesi, ta şu ileriye kadar götürmesi 800 yılı alır Ferhat'ın. Anladın mı? Mümkün değil yani. Ben söyleyeyim size. Bu farklı zamanlarda yapılmış ama bize yutturuluyor. Yani burada böyle işte Ferhat burayı delmiş. Ya bırak abi Allah'ını seversen ya. Getir bilim adamı bak bakayım ya. Kesin ya Bizans ya Roma zamanında yapılmış. Neyse ben şimdi müzeye doğru gideyim. Fazla şey yapmayayım. De niye bunu insanlara yutturmaya çalışıyorlar? Mümkün değil yani. Evet. Arkadaşlar müzeye girdik. Müze nem kokuyor. Nem kokuyor. İçeri girdim. Bayağı karanlık bir bölüm. Ferhat ile Şirin bölümü. Böyle bir bölüm yapmışlar arkadaşlar. Tamamen yapay. Bu da Şirin kızımız ile Ferhat oğlumuz burada. Bu da sembolik olarak Ferhat'ın su kanalı. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Muhakkak böyle bir aşk varmış ama efsane. Burası da Kerem ve Aslı bölümü. Romeo ve Juliet bölümüyle karşılaşırsam şaşmam yani. Bu da Kerem ve Aslı'nın anneleri. Anladın mı? Ulan anneleri diye bu kadar genç. Biraz yaşlı yapardı değil mi? Aslı'nın Kerem'in külleriyle tutuşması. Kerem'in külleriyle tutuşmasını sembolize eden bir yatak da buraya koymuşlar. Bu bölümden geçiyorum. Korku tüneli gibi burası. Leyla ile Mecnun. Cennet sahnesi güya. Kerem ile Aslı'nın cennet sahnesi güya. Evet. Şuraya geçelim. Leyla ile Mecnun'un bölümüne geldik arkadaşlar. Romeo Juliet bölümü de olsaydı ya. Vallahi billahi ya. Bu ne abi ya? Şimdi bir dandik dümbikten şeye 5 lira para aldınız ya. Müze bu mu? İlerleyelim. Ha Romeo ve Juliet de varmış. Vallahi billahi. Leyla'nın mezarı arkadaşlar. Leyla'nın mezarı. Mecnun da Cüneyt abiye benziyor. Bir tane böyle bir şey yapmışlar buraya. Geldik. Burada ne var abi? Burasını nasıl bir şey yapmışlarsa. Romeo bölümü. Neyse Romeo ve Juliet bölümüne girdik. Burası çok daha güzel yapılmış ha. Burası da şey çalıyor abi. Konçerto. Buyurun. Mozart'ın kaçıncı senfonisi. Bak Romeo ve Juliet'in balkonu. Gelmişler burada. Baleye gelmişler abi. Sembolize eden şeyler. Romeo ve Juliet'in ölüm sahnesi abi burası. Romeo yatıyor, Juliet'in elinde bıçak var abi. Bu Dadaloğlu. Bu Aşık Veysel. Aşık Veysel baba. Bu da Karacaoğlan. Burada Arif Sağ mı abi kim? Aşık Mahsuni. Aşık Mahsuni. Yalnız içerisi var ya arkadaşlar, eğer astım hastasıysanız sakın içeri girmeyin. Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan bölümü var abi. Buraya geçelim. Mimar Sinan
ve Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan 17'sine bastığında güzeller güzeli bir genç kız olmuştur. İki kişi onunla evlenmek ister. Biri Diyarbakır valisi Rüstem Paşa, diğeri meşhur mimarımız Sinan'dır diyor. Yani ne bileyim abi yani. Şimdi ben müze bekliyordum işin doğrusu. Böyle bir şey görünce şaşırdım. Hani böyle bir şeyler yapmışsınız. Bir iki tane halı malı 5 lira. Bak bedava yapın abi bunu. Para nedir ya? Yapmışsın bir de 5 lira para alıyorsun. Müzelik bir şey yok ki. Bir iki tane böyle halı kilim. Buyurun. Mağaza bölümü. Buranın mağaza bölümü. Biraz önce bir beyefendiyle görüştüm. Dedim ki abi ne dağ bu dedim. Bana dedi ki abi bu dağ elma dağı. Şuradaki dağ bakın. Şöyle göstereyim. Elma dağı. Yani Ferhat bu dağı delmek istemiş arkadaşlar. Suyu getirmek istemiş buraya. Peki dedim abi ben o tünellere baktım ama bir kilometre kadar vardı. Yani onun bir insanın kazıması mümkün değil. Yani normal bir insanın kazıması mümkün değil diye söyledim. Kendisi dedi ki abi dedi zaten o yani dedim tahminen ne kadar dedim. Ben böyle baktım dedim bir kilometre kadar gördüm dedim. O bana dedi ki abi ne bir kilometresi 23 kilometre dedi. 23 kilometre Ferhat 2300 yıl o kanalı kazısa mümkün değil. 23 kilometre kanal o taştan kesinlikle kazılmaz değil. Ferhat, Ferhat'ın sülalesi, Ferhat'ın bütün köylüsü gelse de zor kazır yani öyle söyleyeyim. Bir de şurada arkadaşlar heykelini de göstereyim. Bilmiyorum, şuradan tam olarak gösterebiliyor muyum? Şöyle şu tarafta. Şöyle bir de sembolik heykel yapmışlar. Orada güya Ferhat'la Şirin. Güzel bir tesis. Yani burası ben beğendim şahsen. Hani beğendin mi beğenmedin mi? Beğendim. Ama yani bu yapay şey için niye 5 lira para alıyorsun? Yani ben ona şey oldum. Hani böyle bir şey yapıyorsun ama ücretsiz yap. Çünkü müzelik herhangi bir durum söz konusu değil. İçerideki çalışanlar gayet kibar. Gayet ilgilendiler, ilgililer. Ben konuyu onlara da anlattım. Tabii dediler takdir yönetimi ama bence şahsen burası bedava olması daha uygun hale gelir. Çünkü yani vatandaşımız parayı zor kazanıyor yani. Niye alıyorsun 5 lirayı? Ben şeye de gülüyorum. Beyefendiyle dışarıda konuşmuştuk. Dedim ki abi dedim o kayaları yani yarmak, o kanalı oluşturmak mümkün değil dedim. Ya dedi abi belki taşlar eskiden yumuşaktı. Abi taşlar eskiden yumuşaktı diye bir şey mi var? Peynir miydi bu ya? Kaya yani mermer gibi sert. Anlatabiliyor muyum? Hani burada oluşturmuşsun. Bir tane de şey koymuşsun oraya. Mağaza da koymuşsun oraya. Belli ki gelen bir şeyler de alıyor yani. Hediyelik eşyalar alıyor. Yani burada bir de şey koymuşsun buraya. Kafeterya, yemek falan servis ediyorsun. Yemek, dondurma, çay, kahve bilmem ne. Yani bunu ücretli yapma be kardeşim. Ha bunun ücretsiz yapsan sanki ne olacak? 5 lira para. Gezmiş olduğum en boş beleş müzeden sonra acıktım yemek yemeye geldim. Hadi hep beraber yemeğe gidelim. Amasya'da ne yenir onu bir görelim arkadaşlar. Rastgele birilerine soracağım. Bakalım bana ne diyecekler. Abla merhaba bir şey sorabilir miyim? Kolay gelsin. Sağ ol. Amasya'da ne yenir abla onu soracağım. Biz de yabancıyız. Vallahi tamam. Abi bir şey sorabilir miyim? Evet abi. Amasya'da ne yenir? Elma. He? Elma. Abi yemek yiyeceğim. Elma mı yiyeyim ya? Ay ay. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Abi ben yabancıyım. Yabancı. Burada ne yenir? Amasya'ya geldim. Amasya'da ne yenir? Amasya'da ne yenir? He. Elma mı yenir? Elma yok. Aç karnı elma yenir mi abi? Yenir. Ne yiyeyim yemek olarak? Amasya'nın nesi meşhur? Ya Amasya'nın yemek olarak... Niye sordum dedim ki ben yabancıyım. Burada ne yenir? Bakalım abi ne diyecek? Tokat kebabı yesin. Abi gözünü sen tokat mı bura Amasya ya? Tokat kebabı iyidir. Abi gözünü sen bura Amasya. Amasya'nın neyi meşhur? Hangi yemeği meşhur? Amasya'nın yemeği yok burada ya. Allah'ını seversen. Vallahi bekliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim baba eyvallah. Amcaya sorduk. Yalnız bir iki kişiye sordum. Tavırlarını hiç beğenmedim. Ya insan bir cevap verir yani. Şu abiye soralım mesela. Abi selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Ne haber abi nasılsın? Abi ben yabancıyım. Buraya geldim. Amasya'ya geldim. Yabancı biri Amasya'ya geldiği zaman ne yer? Ne yemesini tavsiye edersin? Abiye Allah. Soruyorum. İsmin ne abi? Şahin. Şahin baba. Ne yenir abi? İstediğin. Ya yani buraya has, buraya mahsus bir şey soruyorum ha. Yani buraya Amasya'ya gelen bir abi
acıktığı zaman ailesiyle, çoluk çocuğuyla, mesela ben tek başıma geldim. Hı. Acıktım. Dedim ki ya bir yemek yiyeyim. Acaba ne yesem? Lokantalarda var. Ne yesem? Ha? İstediğim. Tamam ama yani buranın kendine has bir yemeği yok mu? Amasya'nın. Has bir yemeği ne olabilir? Abi has bir yemek arıyoruz. Amasya'nın has bir yemeği. Sabahları... Hiç cevap vermeden kaçtı. Sabahları değil şimdi. Şimdi acıktım. Öğleden sonra, öğlenle. Maç oluyor da. Ha? Abi sen çok iyi bir adamsın vallahi billahi, dur. Hani hangi yemekleri yenilir bilmiyor belki ama en azından döndü bize cevap verdi. Şahin baba, abi. Abi bak hiç takmadı, gördün mü? Taksicilere bak ya, siz taksicilere. Ha? Taksicilere sorayım mı? Arkadaşlarım var ya, tanıştık. Vallahi ya, gelsen abi bir soralım ya. Şahin baba önümüze verdi, gel baba ya. Aa, burada ezine pazarlı bir tamam ha. Selamun aleyküm gençler, hayırlı işler. Abi belli yağlı yemek yemiş ya. Abi selamun aleyküm, hayırlı işler. Nasılsın baba, iyisin? Taksiye, ne o? Ya bir tane kamera işte bir çeksin abimi. Taksi, bak yakışıklı, taksi, bak bıyıkları böyle simsiyah ha. Taksici bu. Abi gel gel. Akşamları ne yemek yenilir? Ya abi acım, ne yiyeyim ya? Abi selamun aleyküm, hayırlı işler. Ya burada ne yenir? Akşam. Yani akşam değil, öğlenleyin. Ya ben yabancıyım, buraya geldim. Amasya'da ne yenir? Amasya'nın yerli yemeği yani. Şimdi abi, burada... Amasya mutfağı var burada. Ha, var mı orada? Amasya mutfağı var da işte. Orada bamya var. Her şey var abi. Fırın keşkek var. Abilere soruyoruz abi. Amasya'da ne yenir? Şu an ben 10 kişiye sordum ya. Amasya'da ne yenir kimse bilmiyor. Abi diyor ki git, Amasya mutfağı var şurada ileride. Orada sana söylerler. Ha? Keşkek. Hah keşkek. Bak sen bildin ha. Bak sen bildin. Amasya'da ben gelmeden önce araştırdım. Amasya'ya geldiğin zaman abi Şahin baba burada bizi buraya getirdi. Dedi ki taksiciler daha iyi bilir. Hani çünkü olabilir ya, belki hepimiz evde yemek yiyoruz değil mi abi? Dışarıda yemek yemiyoruz. Ya bu adam yalnız biliyor, işi biliyor abi, yardımcı olmuyor. Ben söyleyeyim bak. Aha bu bıyıklı var ya, bu bıyıklı. Bu belli ki yağlı yemek yemiş biraz önce. Bak sigarayı yaktı, bize söylemeyecek. Bu her taraftan öyle. Tavuk döneri yedi o. Değil mi? Allah size yemek yemişti değil mi? Biliyorum da ya, ben biliyorum. Çünkü böyle yaptım. Mersun meşhur. Amasya keşkeki ve bamya yemeği yiyelim. Doğru mu? Çok. Buyurun beraber gidelim. Allah nasıl severseniz. Vallahi ciddiyim. Haşayın abi gel. Sen, gel, sen benimle beraber gel. Sen bana, sen bana yoldaşlık etsin. Sen gel. Sen bana yoldaşlık etsin. Ya gel ya, gel ya. Şimdi Şahin abi yolda buldum. Şahin abi yemeğe götüreceğim. Gel gel. Sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi. Abi yürüsene. Biz yemişsin. Tamam, tamam. Deme, konuşmayan adam dile geldi. İbaretin karşısında. Abi sen ismin ne? Nurullah. Niye tavuk yiyorsun? Keşkek var Allah'ını seversen. Tavuk yenir mi ya? Kedi keşkek yemekten bıkmış. Evde her gün keşkek. Neyse arkadaşlar. Keşkek yiyeceğiz. Bamya yiyeceğiz. Hadi hep beraber bir gidelim. Bakalım buranın keşkeği, bamyası nasıl? Şahin abi ikna etmeye çalışacağım. İnşallah gelir bizimle. Amasya'da ne yemem gerektiğini öğrendim. Şimdi yemek yemek için uygun bir mekan, temiz bir mekan bakıyorum. Hadi hep beraber gidelim. Bir bakalım. Yani birkaç taksici arkadaşa sordum. Onlar sağ olsunlar yardımcı oldular. Bir abi vardı Şahin diye. O yardımcı oldu özellikle. Şimdi hep beraber bir gidelim. Bir bakalım. Selamünaleyküm. Bu giriş burası mı? Ha, eyvallah. Amasya'ya has ne yiyebilirim diye birçok kişi bilmedi. Birçok kişi bilmedi fakat en son taksi durağına gittim, sordum. Oradaki beyefendiler bana abi git keşkek ye falanca yere git dediler. Bir adres verdiler. Ben buraya geldim, keşkek sipariş ettim. Keşkeğimiz bu arkadaşlar. Biraz sonra tadına bakacağım. Bu da baklalı dolma arkadaşlar. Baklalı dolma, onun tadına da bakacağız. Bir de bana dedi ki abi çiçek ne içersin? Dedim ayran. Sonra bana dedi ki abi buraya has bir şey var, istersin. İster misin? O nedir dedim. Şerbet dedi. Tamam dedim, getir abi şerbetinizin tadına da bakalım. Şöyle keşkeğe baktım. Keşkek biraz değişik bir keşkek arkadaşlar. Bizim yani evlerde yapılan geleneksel keşkeklere biraz benzemiyor. Tadına bakalım.
Evet, tadı fena değil. Tadı fena değil. Hafif. Yani bizim yediğimiz geleneksel keşkeklere pek benzemiyor. Hmm. İçinde nohut da mevcut. Nohut da görebiliyorsunuz. Baklalı dolma arkadaşlar şu da. Görmüş olduğunuz yemek. O da biraz yoğurt koyalım üzerine. Şöyle. Onun da tadına bakayım. Tadını yani arkadaşlar bazı arkadaşlar soruyorlar tadı nasıl? Abi tadını tarif eder misin? Tadını tarif etmek zor. En çok zorlandığım şey bir meyvenin veya bir yemeğin tadını tarif etmek. Böyle alıyorum. Güzel. Beğendim bunu. Yemekler genel olarak hoşuma gitti yani. Arkadaşlar bugün de sizi Amasya'da gezdirdim. Amasya'yı size göstermeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyla ilgili like ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.